Hallo Leute, herzlich willkommen nach meinem kleinen Spaziergang in unserem Wald. Hallo people, welcome again. We will trip in somewhere here nice by nice forest in spring. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kamp alanımızdan selamlar. Şimdi biraz isterseniz şöyle yürüyelim sizi ormana doğru. Orada futbol sahamız var. Arada bir top atıyoruz, top oynuyoruz. Evet, şimdi sizlere uzun zamandır anlatmak istediğim bir şeyi anlatacağım. Hava da çok güzel. Tam da artık vakti geldi gibi. Evet. Uzun zamandır bir projem vardı. Ekonomiyle, yani günümüzdeki ekonomiyle nasıl mücadele edebiliriz ki ettiğimiz mücadele ile kısa yoldan bir an önce varmak istediğimiz, kendimize belirlediğimiz huzuru, mutluluğu elde edebilelim. Nasıl elde edebiliriz kısa yolu? Bunun için bir planlama, bir proje yaptım arkadaşlar. Bu plan projeyi önüme koyduktan sonra bunu partnerimle, çevremdekilerle paylaştım. Hani en yakın olan, öyle herkesle de değil. Birlikte yaşadığınız partnerle saygınlık açısından bunu konuşun. Hani gerekirse ortak olabilirler mi? Birlikte yaşayabilirler mi? Yani bu durumu vesaire. O yüzden herkese konuşulmasında yarar var. Çünkü girdiğiniz yolda farklı yorumlara da neden olabilir. En azından olmaması iş açısından iyi bir şey. Şimdi benim bu yolda bu proje olarak seçtiğim, yani biliyorsunuz ben yaklaşık 15 yıldan fazla ağır bir şekilde günün 15 saati olmak üzere sabah akşam demeden eğitimde, medyada, turizmde, kültür sanat alanlarında yoğun olarak çalışıyorum, üretiyorum. Kışları şehirlerde, yazları sahillerde, Türkiye'de, Avrupa'da, güney sahillerinde, İspanya, İtalya, Monaco vesaire sürekli ve artık İskandinavlarda da yaşıyorum. Uzun zamandır çalışıyorum ve bu yoğunluktan sonra anladım ki ya soğuklar, batı benim pek pek aradığım bir şey değil. Güneyler daha çok, sıcak ülkeler daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz deniz çocuğuyuz. Evet, güzel. İsterseniz şöyle oturalım. Güzel bir yer burası. Evet. Deniz, Akdeniz, Ege'de, İtalya vesaire yaşadık, büyüdük. Bugünlere geldik. Şimdi bu yaptığım çalışmada daha önce deneyimlerim de oldu. 5 sene vegan olarak yaşadım. Onun ardından 3-4 sene vejetaryen olarak yaşamışlığım var. Ben şöyle bir şey düşündüm. Ya dedim ki ya belli bir zaman sonra acaba ben bu sistemle nasıl mücadele etsem de, yani uzun araştırmalardan ve çevreme baktıktan sonra dedim ki ya en iyisi bir kendimi doğaya atalım ya da küçük bir çiftlik evi ya da küçük bir ev bulalım. Asgari olarak kendimizi bu şehirlerdeki o kaos ortamlarındaki materyal ve maddiyat şeylerinden çekelim. Bu açıdan biraz tabii ki zor şehirlerde yaşayanlar, şehirlere yapışmış insanlar açısından zor. Hatta bazı insanlar o şehir hayatlarında materyal dünyada körleşebiliyorlar. Veyahut da ailelerinden, işte gerçekliklerinden, kredilerden, şunlardan bunlardan dolayı oralara yapışmış olarak yaşamak zorunda kalıyorlar. Yani kopmak istese de kopamıyorlar. Ama dediğim gibi herkes önce kendisiyle ciddi anlamda konuşmalı, görüşmeli.
Ondan sonra en yakınıyla, partneriyle, sevgilisiyle, kız arkadaşıyla, çocuğunuzla, ailenizle, çevrenizle, herkesle ve o yola adımınızı atmanız gerekiyor bir nevi. Ha, onlar olmayabilir ama en azından desteklerini aldığınız zaman moral açısından, motivasyon açısından bu çok iyi olur, iyi gelir. Bakın buradaki amaç dediğim gibi bir an önce yani çalışmaya devam ediyoruz. Ekstralara ne kadar varsa gidebiliriz, şey yaparız. Buradaki şeyde pintilik ya da cimrilikle alakası da yok. Kesinlikle öyle bir şey değil. Çünkü ben dahil olmak üzere dünyanın her yerini istedi, herkesi yaşayın, hayatı yaşamaya, güzel yaşamaya devam edin. Çünkü güzel yaşamazsanız güzel şeyleri tadını bilmezsiniz, güzel şeyleri de elde edemezsiniz. Yani o vizyonun gelişimi açısından lazım. Cimrilik, pintilikle de alakası yok. Yani sadece fuzuli masraflardan kaçınma, genel şeyleri asgariye düşürme. Yani atıyorum, ya ev mi? Tamam, evim var. Araba mı? Evet, dört tekerli arabam var ama illaki bir şey olmak zorunda değil. Hani 1 milyonluk ya da ne bileyim 100 bin liralık bir şey olmak zorunda değil. 10 bin liralık da idare ediyor. Sigortası da daha uzun olmuş oluyor. Yani içecek türünü, şimdi reklama girmesin söylemeyeyim. İllaki en pahalısını içmek zorunda değilim. Yani halk marketlerde daha uygun fiyatlı olanlar da var. Yani bu şekilde. Şimdi zaten buradaki amaç, yani illaki asgari, servis, hello. Buradaki amaç bir nevi hem kendinizi hem nefsinizi hem de fiziki ve mental olarak da terbiye etme. İyi de güdüyor. Bu açıdan da bir nevi hayat detoksu gibi olmuş olacaksınız yani. O yüzden güzel bir şey. Benim burada hem Almanya'da bir karavanım var. Buraya geldiğim zaman bahçem var. Burada bahçelik yani garden house'lar ucuz. Pacht yapıyorsunuz, kiralıyorsunuz. Aylığı 70 euroya, 100 euroya. Bir eve girmeye kalksanız en az 600 eurodan başlar en ucuz evler. 1 artı 1 vesaire. Ama bir VG yani oda kiralamış olsanız bir ev içerisinde 300 eurodan, 350 eurodan başlıyor. Ama bir bahçe kiraladığınızda bu fiyat işte ne bileyim yan gideriyle 100 euroyu buluyor. Eyvallah. Hem benim için doğa olarak daha güzel. Bakın kuş sesleri, suyum var, her şeyim var. Yani insanlar gidiyor. Seviyorum. Güzel. Norveç'te de kamp arabam var. O da şeyde bir camping alanında bizim komüneye bağlı. Oranın masrafı daha pahalı tabii ki ama karavan seçmemdeki neden de işte karavanlı dedim az önce de kışa daha dayanıklı olduğunu bildiğimden dolayı. Çünkü aslında ben işte çiftlik evi veya bahçeli bir ev arıyordum ama bulamadım ve masrafları da yüksekti yani bu aradıklarımda olmadı. Şimdi ne olmuş oluyor bu şekilde? Belli bir süre sonra ben doğum tarihimi, yani doğum yılımı, günümü buna hedef olarak seçtim. 2 sene içerisinde dedim. Bakacağım neler biriktirebildim ve o biriktirintileri yaptıktan sonra da neler yapabilirim hani ülkemde ya da istediğim yerlerde vesaire. Onu daha halledeceğiz. Bu arada işte yani sağlığınıza, temizliğinize, yaşamınıza, güzelliğinize her şeye gene devam edin. Yani dikkat edin. Hayatın temel taşlarını oluşturun. Yani siz sosyalleşmeyin demiyorum ya da kendinizi bir yerlere çekin falan demiyorum. Benim yapanlar var saygı duyarım. O başka bir şey. Benim buradaki şeyim elimizden geldiğince ya örneğin arkadaşlar yani 10 çeşit 20 çeşit bir evde deterjan olur mu? Yani benim bildiğim bir nenelerimizin Allah razı olsun hani ev yaptıkları zeytinyağlı ya da defneli sabunlar vardı. Hem yıkanırdık, hem duş alırdık, hem çamaşırlarımızı çitilerdik ve insanların bir kokusu vardı. Bugün o kokular 50 milyon çeşit parfümlerle bastırılıyor. Yani insanın kendi öz kokusu kalmadı. Ve insanlar şu an biraz iş yaptığınızda terlerseniz hemen kötü kokuyor falan gibisine demeye başlarlar. Yani dünya o kadar böyle markacılığa, reklamcılığa girmiş durumda ki yine yediğiniz yemeklerden, aldığınız şeylerden tutun. Yani 100 çeşit peynir mi olur? Benim bildiğim 3-4 çeşit peynir vardı eskiden. Yani 4-5 tane sağlam kırmalı zeytin, siyah zeytin, yeşil zeytin vardı. Şimdi 100 çeşidi ve
artık şey yapamıyorsunuz. Bunlara bunlarla seçemiyorsunuz. Bunlarla baş edemiyorsunuz artık. Öyle bir döneme girdik. 50 iki tane telefon vardı. Şimdi 50 milyon tane telefon var. Yok şöylesi, yok böylesi, yok uzunu, yok sağlısı, yok şu. Yani tüm bu seçmelerden sonra siz kendi partnerinizi bile seçemeyecek duruma düşüyorsunuz. Yani fabrikadan artık sipariş verin, öyle alın, daha iyi. Çocuğunuzu da artık sipariş verin fabrikadan, öyle alın. Onun o düzeye indi yani hayat. Tüm bunlarla alakalı bir şey yani benim yapmaya çalıştığım. Hem kendinizi bir nevi detoks ediyorsunuz reklamlardan, bazı şeylerden, yani dünyevi şeylerden biraz arındırıyorsunuz. Ama yine sosyal, ailenizde, arkadaşlarınızla devam edin, işinize, gücünüze devam edin vesaire. İşte dediğim gibi temizliğinize, sağlığınıza, bunlara dikkat edin. Bir eviniz olsun, hani özgür alanınız olsun. Öyle sağda solda çadır açmakla şey falan olmuyor bu. Bir yer, sağlam yeriniz olsun, çamaşırınızı yıkayacağınız, işte duş alacağınız vesaire yerleriniz olsun. Yani bunları şey yapın, salonlara gidebilirsiniz vesaire. Yemek konusunda işte yani 50 milyon çeşit değil, yani sezona uygun şeylerle beslenmeyeceğim. Detokslar amacım da bu zaten. Bunları da ben hepsini bir kitap olarak ve bir yazı olarak zaten notlarımı tutuyorum. Tek tek paylaşacağım. Kitapta da bunu yazıp bitireceğim. İnşallah herkese ve dünyaya yararlı olur. Umuyorum. Amacım öyle. Bunun bir felsefeyle, şununla bununla da alakası yok. Yani bu benim yaşam deneyimlerimle kendiliğinden gelişmiş, oluşmuş bir şey. Böyle bir çare yoluna girdim. Ve ben bu çaremi sizlerle de paylaşmak isterim. Evet. Dediğim gibi yani güzel yaşamdan şey yapmayın. Ben gezmediğim yer kalmadı. Yani arkadaşlarımla iyiyim. Hatta Avrupalı bazı arkadaşlarım şöyle de diyor. Yani Hermann Hesse'yi okuyanlar bilir. Stahart'a diyorlar benim için. Kürt arkadaşlar Zerdüşt diyor. Türk arkadaşlarım Evliya Çelebi diyor. Yani çok gezdiğim için Evliya Çelebi de diyebilirler. Bu arada işte doğal tıp uzmanlığını okuyorum. Onun üzerinde yoğunlaşıyorum. Yani işte bitkilerle. Çünkü zaten dünyada ona dönüyor biraz. Önceden ya doktorluk için üniversiteye başvurmuşluğum var biliyorsunuz. Yani daha önce söylemiştim. Kabul de oldu. Ama yani şimdi tıp, şu anki doktorluk başka, neyse bunu ben başka bir zaman anlatırım. Ama doğal tıpa dönüş var, iklimlerden dolayı vesaire. Yani öze dönüş var. Zaten şu anda bütün dünyada hemen hemen Avrupa'da bildiğim kadarıyla ve Türkiye'de antibiyotikler yasaklanmış durumda. Yani giderek insanların kendi vücuduyla kendini iyileştirmesi yoluna gidiliyor daha çok. Bence de iyi bir şey bu. Ama işte insanların sadece yani aldığımız her şey organik değil ki. Yani şu an yediğiniz yemekler, içtiğiniz sular, soluduğunuz hava bile üzerinize yani artık orijinal değil. Yani bundan dolayı da işte bununla ilgili çalışmalar da yapılabilir. Ben bununla ilgili başka şeyler de yapacağım. Ama dediğim gibi bu benim kendi düşüncemdi ve böyle bir yola girdim. Partnerimle konuştum. Olmadı. Hani öyle bir yola girebilecek durumda değillerdi. Tek girdiğimde de herkesten saygıyı da gördüm. O yüzden sizlerin de her şeyi, deneyimlerinizi konuşun, sohbet edin. Yani kimseden saklamayın. Çünkü farklı yorumlara sebep olmasın yani. Kendini çekti, sıkıldı, şudur budur. Öyle bir şey yok. Umarım mutlu ve huzurlu yarınları hep birlikte herkes istediği yerde, istediği tarzda elde eder. Kimsenin alanını sıkmadan, herhangi bir zarar vermeden ve şu savaşlardan da bitmesini umut ederek, ya şu an durduğum yerden bir yerde insanlar doyarken diğer tarafta birilerinin aç yatarak, aç olarak ölmesinin kadar saçma sapan bir şey yok yeni şu dünyada yani. Eskiden hani binlerce yıl öncesinden bahsetmiyoruz. Servus, hello, görüşürüz. Yani tatlı ve hoş yaşayabiliriz. Umarım herkes de sevgi ve saygı, hoşgörü göstererek birbirlerine
hayatını huzurlu bir şekilde tamamlar. Evet, kalkalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İnsanlar da bakın ne güzel dolaşıyorlar. Ben şimdi karavanıma gider, güzel bir menemen yer. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu da güzel suyumuz. Have a nice time. Bye bye.